4 ay önce askere giden 20 yaşındaki Osman Karadeniz'den 11 Haziran'dan itibaren haber alınamıyor. HDP'nin Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıya tepki gösterdiği için Buca İnzibat Merkez Komutanlığı'ndan Denizli'ye gönderildiği iddia edilmişti. Denizli'ye sivil kıyafetlerle gönderilen Karadeniz'in ablası Zozan Karadeniz, kardeşinin kışladan çıktığının kesin olmadığını söyledi. Karşıdan bir evin kamerasının kayıtlarından ele alınarak çocuğun buradan çıktığını söylüyorlar. Onca askeriye var, binlerce mobese kameraları var, şeyleri var. Neden kendi kameralarıyla değil de karşıdan bir evin kamerasının kayıtları sonucu çıktığını söylüyorlar. Burada kesinlikle büyük bir çelişki vardı. Kesinlikle o TSK sorumludur, askeriye sorumludur. KESK ve İHA'de Er Karadeniz'in bulunması için çağrı yaptı. Askeriyede inanılmaz boyutlara varan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. KESK dönem sözcüsü Mesut Kılıçarslan, kayıp Er Karadeniz'in ailesinin Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı başvuruların yanıtsız bırakıldığını vurguladı. Karadeniz'in askeri merciler nezdinde firari olarak görülmesine dair açıklamayı ise maksatlı gördüğümüzü, sorumluluğu da üzerinde atma tavrı olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. Bizler Karadeniz'in akıbetinin ortaya çıkarılmasının başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere devlet ve ilgili hükümet yetkilerinin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.